Az TV ekranlarından Sağlık Hattı programından yepyeni bir haftadan merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Sayın Mehmet Doğan. Kendisiyle bugün osteoporoz yani kemik erimesi üzerine konuşacağız. Kemik erimesi ve tedavi yöntemleri üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 11 88 261 11 99 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca saglikatte@astv.com.tr adresine de sorularınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz diyorum. Ve hocama dönmek istiyorum. Mehmet Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Şöyle hocam, konumuz osteoporoz dedik, kemik erimesi. Ama öncelikle osteoporoz nedir, nasıl bir hastalıktır diye ben başlamak istiyorum. Tamam. Öncelikle tüm izleyicilerimize mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur. Osteoporoz nedir? Kendi alışkanlığımız olarak kemik erimesi diye söylemeyi tercih ediyoruz. Ancak birebir örtüşmüyor. Yani bir buzun erimesi ya da bir mumun erimesiyle kemiğin erimesi aynı şeyler değil. Dolayısıyla osteoporoz terimini kullanmak daha mantıklı olacak en azından bu program boyunca. Osteoporoz nedir? Kemikte birim mineral, birim hacimdeki kemik mineral yoğunluğunun azalması, kemiğin mikro mimari yapısının bozulması ve tüm bunların sonucunda da kemik kırılganlığında bir artış riskinin ortaya çıkması ile karakterize bir sistemik hastalıktır. Şimdi arkada da gördüğümüz gibi kemik bizim zannettiğimiz gibi bir beton gibi bir blok tarzında değildir. Arasında aynı inşaatlarda olduğu gibi sütunlar, kolonlar vardır ve bunların arasında da yapı taşlarımız vardır. İlk slayta gelecek olursak yeniden birinci slaytta anlatabiliriz. Böyle sistemik bir kemik hastalığı olduğundan bahsettik. Peki bu gerçekten toplum sağlığı açısından bir risk midir? Hastalıkların iki özelliği vardır. Bir, toplumsal ekonomik maliyet. Bu görüntüde kalalım arkadaşlar. Evet, bir toplumsal ekonomik maliyeti vardır, bir de hastalık boyutu vardır. Örneğin sadece osteoporozun Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçeye olan yıllık maliyeti yaklaşık 15 milyar dolardır. Ve yine osteoporoza bağlı ortaya çıkan kalça kırıklarında her 100 hastanın 20'si ne yazık ki ilk bir yıl içerisinde kaybedilmektedir. Burada osteoporoza bağlı ölümlerden bahsediyoruz. Evet, hocam. Evet, oldukça şimdi ciddi bir hastalıktır. Bu çok ciddi bir konu aslında. Onun için bu korkutucu yani rakamları olarak algılanıyor değil. Aslında belki ama sonuçta değil. Ölümden bahsediyoruz. Şöyle örnekleyelim. Buyurun. Örneğin Ocak 2016'da Bursa'da 100 kalça kırığı osteoporoza bağlı gelişini varsayarsak bunların 20 tanesi bu yılbaşını göremeyecek. Bu kadar ciddi bir durum aslında. Şimdi neden böyle olduğuna döneceğiz ama buyurun siz konumuz gidişatında devam edin. Sonrasında çünkü bunun sebeplerini öğrenmek istiyoruz. Evet. Onun için önce bir fotoğrafı önümüze koyduk. Daha iyi anlaşılması için isterseniz kısacık bu inşaatlarla ilgili nasıl bir inşaatın dayanıklılığı var ise kemik yapında dayanıklılığı vardır. Nasıl? Toplumsal bir şu anda sorunumuz var. Nedir? Kentsel dönüşüm. Ne demek kentsel dönüşüm? Zamanında bilimsel usullere uygun olarak yapılmamış bir bina stokumuz var. Ve bu bir riskleri nedir? Olası bir depremde yıkılma riski. Evet. Ve devletimiz bunu artık gündemine almıştır ve bu sorundan kurtulmak gerekmektedir. Nedir? Ya bazı binaları yıkmadan güçlendireceğiz ya da yıkıp yerine yenisini yapacağız. Aynı şey iskelet sistemimiz için de geçerli. 40-50 yıl önce yani çocukken, gençken sağlam ve güçlü bir mimari yapıyla donatamadığımız iskelet sistemimiz ne yazık ki 50 ile 60'lı yaşlarda farkına varmadan ya da ufacık kazalar ile kırılmakta ve karşımıza bir binanın çökmesi gibi iskelet sistemimizin kırılması sonucu çıkmaktadır. En önemli dediğim gibi kalça kırıkları çarpıcı olması açısından %20 ilk bir yıl içerisinde ölüm ile ne yazık ki seyretmektedir. Onlar ciddi çok önemli rakamlar hocam. Peki kemiğin yapısı ve görevi diyelim hocam. Kemiğin yapısı nedir? Görevi nelerdir? Ondan bahsedelim. Diğer slayta geçebilirsek. İkinci bir görüntüye geçebilirsek arkadaşlar. Normalde kemik yapımızın diğer görüntüyü alalım. İnsan vücudunun birincisi ayakta durması, dik durmasını sağlar. Nedir? Bu bir kemik destektir. Aynı inşaatlardaki kolonlar ve sütunlar gibi. İkincisi
bazı hayati organlarımıza ne yapar? Muhafaza görevi yapar. İşte beynimizin muhafazası, kalbimizin, akciğerimizin muhafazası gibi. Bunlar mekanik desteklerdir. Bir üçüncüsü kemik, arkada gördüğümüz gibi dinamik bir yapıdır. Yani beton gibi döküldükten sonra 50 yıl hiç değişime uğramayan bir yapı değildir. Her gün yenilenmekte ve yıkılmakta. Yıkılmakta ve yeniden yapılmaktadır. Hı hı. Kabaca bir yıl içerisinde toplam kemik kitlemizin %20'si değiş tokuşa uğramaktadır. Eskiyen, yıpranan, yaşlanan hücrelerimiz ortamdan alınmakta ve yerine yenileri yapılmaktadır. Kabaca 5 yılda sizin iskelet sisteminiz yenilenir. Dolayısıyla ciddi bir döngü mevcuttur bu kemik yapı içerisinde. Bundan dolayı da kemiğimiz bizim inorganik yapılar dediğimiz işte kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi temel maddelerinde ana kaynağıdır, depodur. İhtiyaç halinde oradan kana salgılanır ve vücutta işlevlerini görürler. Fazlalar da yeniden oraya depo edilir. Evet. Şimdi kemiğin yapımı ve yıkımı dediniz hocam. Bunlara değinmenizi rica ediyorum. Tamam. Yapımı nasıl olur, yıkımı nasıl gerçekleşir? Tamam. Eğer diğer slayta geçersek, kemiğimizde ana hatlarıyla iki hücre mevcuttur. Şu anda solda, evet. Solda gördüğümüz bu kırmızı çekirdekli hücrelerin ana görevi kemiği yıkmaktır. Şu sağda gördüğümüz tek sıra halindeki hücrelerin ana görevi ise bu yıkım hücreleri tarafından yapılan tahribatı ya da hasarı onarmaktır. Bu belli bir denge içerisinde seyreder ve her gün her an bu olmaktadır. Özellikle hayatın ilk 30 yılına kadar sağda gördüğümüz kemik yapım hücreleri aktiftir. Sürekli kemik yapılır, işte çocuklar büyür, gelişir ve belli bir yere kadar olgunlaşır. 30 ila 35 yaşından sonra belli bir dengeye sağlanır. Yapım ile yıkım eşitlenir. Hı hı. 50 yaşından sonra ise yapım hücrelerinin fonksiyonu ve sayısı azalır. Ve bundan sonra esas osteoporoz dediğimiz şey ortaya çıkar. Tehlike yani, aslında o zaman ortaya çıkıyor değil mi? Evet, yani yapım ile yıkım arasında yıkım lehine bir artış olursa osteoporoz ortaya çıkar. Kısacık osteoporoz budur. Peki bu iki mekanizmaya etki eden faktörler yok mudur? Tabii ki vardır. Eğer dengeli beslenmezsek, kısacık bahsedeyim, yeterli vitaminleri, mineralleri almaz isek, kabaca osteoblast dediğimiz kemik yapan hücrelere yeterli malzemeyi sunamaz isek, onlar inşaat işçileri. Dolayısıyla bu inşaatı yapabilecek yeterli malzeme olmadığı için düşük yoğunluklu ve kalitesiz mikro mimari yapıya sahip iskelet sistemimiz ortaya çıkacaktır. Ya da solda gördüğümüz hücrelerin aktivitesini artıracak herhangi bir hastalık ortaya çıkarsa bunlara bağlı da kemik erimesi dediğimiz osteoporoz hızlanarak devam edecektir. Evet, şimdi onu soracaktım. Kısacık mekanizmamız bu. Hocam ben de çünkü bazı hastalıkların kemik yapısını bozduğunu, kemik yapısının gelişimine engel olduğunu da biliyoruz. Bu arada sormak istediğim bir diğer soru, osteoporozu yani nasıl sınıflandırabiliriz? Şimdi bu sistemi kabaca anlattıktan sonra osteoporozu ana hatlarıyla ikiye ayırabiliriz. Ya altta yatan bir hastalığa bağlı ki biz buna sekonder osteoporoz deriz ya da herhangi bir hastalık yoktur. İnsanlar yaş aldıkça, kadınlar menopoza girdikten sonra ya da 70'li 80'li yaşlarda erkekler de artık buna dahil olmuştur. Senil osteoporoz dediğimiz yaşlılığa bağlı osteoporozlardır. Sekonder osteoporoz yani herhangi bir hastalık zemininde ortaya çıkan osteoporozlar da ise kısacık madde madde bahsedeyim. Birincisi beslenme bozuklukları. Yani kalsiyum ve D vitaminine düşük gıdaların alınması. Aşırı tuzlu yeme yani sodyum miktarının artması. Aşırı kafein tüketilmesi. Aşırı alkol tüketilmesi. Sigara kullanılması. Hareketsiz bir yaşam. Bazı sindirim sistemi hastalıkları nedir? Çünkü vücut için gerekli olan mineraller vücuda girmemiş olacaktır. Bazı böbrek hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, bazı tümöral hastalıklar, malign hastalıklar dediğimiz, bazı ilaçların uzun süre kullanımı ve bir takım hormonal hastalıklar. Eğer zeminde bunlar var ise yaşı dahi beklemeden, 30'lu 50'li yaşlara dahi ulaşmadan osteoporoz ne yazık ki karşımıza çıkabilmektedir. Ancak bizim esas bugün anlatmaya çalışacağımız konu postmenopozal ve senil yani yaşlılığa bağlı osteoporoz olacaktır. Evet. O zaman menopoza bağlı osteoporozdan başlamak istiyorum hocam. Menopoza bağlı osteoporoz nasıl gelişir?
Hormonal bir takım dengeler vardır bahsetmiştim. Kadınlarda özellikle menopoza doğru östrojen ve progesteron dediğimiz hormonlarda seviyesinde ciddi bir azalma ortaya çıkar. Bu azalmalar sonucunda sağda gösterdiğimiz bu kemik yapımını artıran hücrelere bunların bir olumlu etkisi, pozitif etkisi vardır. Bu etki ortadan kalktığı için aradaki denge bozulur ve osteoporozu ortaya çıkaran kemik yıkım hücreleri aktif çalışırken buna karşı müdafaa etmesi gereken kemik yapım hücreleri zayıf kalacaktır. Dolayısıyla arada net bir kemik kaybı ortaya çıkar. Postmenopozal osteoporozun ana hatlarıyla kabacık özeti budur. Evet. Peki yaşlılığa bağlı olan osteoporozun? Yaşlılıkta zaten ister istemez bu hormonal eksiklikler ortaya çıktı. Hı hı. Dediğim gibi mide, bağırsak sisteminde emilim azaldı, hareket azaldı, güneşten faydalanma azaldı. Yıllar içerisinde bu soldaki hücrelerimiz aktif çalışmaya devam ederken kemik yapım hücrelerin hem sayısı hem aktivitesi azaldı ve her gün ortaya çıkan bu kayıplar belli bir aşamaya ulaştıktan sonra ne yazık ki ciddi bir osteoporoz ile karşımıza çıkmaktadır. Bu yıllar içerisinde ortaya çıkan bir tablodur. Evet. Hocam bu arada 54 yaşında bir bayan izleyicimizin bir mesajı var. Hiçbir şikayetim yok ama kemik erimesi teşhisi koyuldu. Doktorumun verdiği ilaçları kullanmalı mıyım diye sormuş. Zaten osteoporoz bizim karşımıza genellikle müpem, işte sırt ağrısı, boyun ağrısı ve yaygın ağrılar tarzında gelmekte. Eğer hekimin aklına gelirse ve şüphelenirse ya bir omurga filmi istiyoruz, özellikle yan grafiler, ya da bir kemik ölçümü, kemik densitometrisi birazdan bahsedeceğiz, onu istiyoruz. Eğer bunlarda gerçek anlamda bir kırık varsa zaten osteoporoz başlamış ve bayağı yol almış demektir. Kemik densitometrisinde bir takım değerlerimiz vardır. Biz bunlara bakarız. Eğer baktığımızda bir takım standart değerlerin altında eğer rakamlara ulaşmışsak osteoporoz vardır, hafiftir, şiddetlidir ya da çok şiddetlidir diyebiliriz. Eğer hastamıza 54 yaşında olmasına rağmen tanı konulmuş ise sadece ilaçlar değil, birazdan bahsedeceğiz, bir takım ilaç dışı tedaviler ve metotlar da kullanmasını tabii ki önereceğiz. Evet. Hocam kemik densitometresi demişken ben yine sormak istiyorum. Osteoporozun tanısı nasıl konur? Tamam. Birkaç slide sonra olacaktı sanırım o densitometre. İsterseniz oradan önce kısacık vitamin D'den de bahsedip öyle geçelim. Bizim için çok önemlidir vitamin D. Neden? Bu sağda gördüğümüz hücreleri aktive etmesi açısından. Vitamin D seviyesi toplumumuzda ne yazık ki normal sınırını 50 ve yukarısını kabul edersek bizim klinikte ve poliklinikte gördüğümüz hastalar çok ciddi düşüklüklerle karşımıza gelmektedir. Örneğin beraber çalıştığımız hemşiremizin vitamin D seviyesi 6'dır. 50 olması gerekirken. Şu anda üniversitede okuyan benim kızımın ne yazık ki vitamin D seviyesi 7,5 çıktı geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla toplumumuzda bir güneş ülkesi olmamıza rağmen çok ciddi D vitamini düşüklükleri vardır. Bu sadece osteoporozla yol açmamaktadır. Bizim kronik ağrı dediğimiz fibromiyalji ve benzeri problemlerin de temelinde ne yazık ki vitamin D eksiklikleri yatmaktadır. Son derece basittir. Günde yarım saat kadar kol ya da bacaklarda uygun yerde güneşe direkt maruziyet bunun için kafidir. Bir de ona uygun olarak beslenme gereklidir. Osteoporozun klinik bulgularından da kısacık bahsetmek isterim. Daha sonra tanı kısmına geleceğiz. Buyurun hocam. İki önceki slayta geçtiğimizde orada omurga kırıkları ile ilgili bir takım slaytlar olacak. Bizim osteoporozda en korktuğumuz ve en istemediğim şey nedir? Kırıklardır. Ve vücutta da özellikle omurga, el bileği ve kalça kırıkları karşımıza sık çıkmaktadır. Evet, ve bunlarda evet kalça kırığını görmekteyiz. Omurga kırıkları kadınlarda erkeklere oranla 7 kat, kalça kırıkları kadınlarda erkeklere oranla 2 kat ve el bileği kırıkları da yaklaşık 5 kat fazla. Ah ne geliyorsa kadınların başına evet, geliyor hocam. Ne yazık ki. Sebepleri nelerdir diyeyim o zaman hemen yeri gelmişken. Evet, az önce bahsettik zaten önemli sebep hormonal eksiklikler kadınlarda belli bir yaştan sonra. Yapısal aslında ve genetik. Genetik ondan da bahsedeceğiz. Eğer beyaz ırka ait bir kadın ise en fazla risk ne yazık ki bu hastalarımıza karşımıza çıkmaktadır. Diğer artıran faktörlerin birlikte olmasıyla bu oran daha da artmaktadır. Beyaz ırk derken izleyicilerimizin de osteoporozun faktörlerinin temeli genetiktir. Biz bu genetik yapıyı ne yazık ki kendimiz seçemiyoruz. Bir ırka ait olarak doğuyoruz. Örneğin siyah
esmer ırklarda ya da tenlerde osteoporoz daha düşük seyrederken beyaz tenli, beyaz ırka ait insanlara daha fazla ortaya çıkmaktadır. Hatta zayıf bünyeli kişilerde, minyon dediğimiz insanlarda osteoporoz görülme riski yapılı, iri yarı, şişman insanlara oranla daha fazladır. Bu da osteoporoz açısından bir diğer tetikleyici faktördür. Evet. Başka ekleyeceğiniz var mıydı hocam? Yoksa diğer soruya geçelim. Şimdi karşımızda dedim ya, insanlar bazen bulgularla, bazen bulgusuz olarak gelmekte. Sırtım ağrıyor diyor. Örneğin bir önceki omurga kırıkları slaytına geçersek orada da gösterebiliriz. Sırtım ağrıyor diyen bir insana eğer biz şüphelenir isek, durumuna baktık, kamburlaşma yani kifoz dediğimiz bir pozisyon ortaya çıkmış. Muayene etmişiz. Hasta demiş ki doktor bey boyum kısalmaya başladı. Hafif kamburlaşmaya başladım. O zaman bizim aklımıza gelmesi gerekiyor. Burada filmde bir omurga filmi gözükmekte. Gördüğünüz gibi omurgaların bazıları oldukça çökme kırığı dediğimiz görüntüler var. Şu normal bir omurga kabul edersek onun hemen altındakini. Burada bir deformasyon evet, deformasyon. Aslında. Kabaca bir 4 santim olduğunu varsayalım. Omurgamızın yüksekliğini bir tuğla gibi düşünün. O çöktüğü zaman yaklaşık 2 santimetreye düştüğünü varsayalım. Bu artık bizim için ileri dönem bir omurga kırığıdır. Hı hı. Yapacağımız hiçbir tedavi bunu yeniden 4 santimlik haline getirmeyecektir. Dolayısıyla amaç nedir? Bu aşamaya gelmesini önlemektir. Diyelim ki geldi. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer akut dediğimiz ani kırık gelmişse, oluşmuşsa zaten hasta ciddi bir ağrıyla karşımıza gelecektir. Neden? Birdenbire çökme olmuştur. O bölgedeki bir takım ağrı uyaran sistemleri aktive etmiştir. Bu dönemde 2-3 günlük yatak istirahati öneriyoruz. Hastalara ağrı kesici analjezik ilaçlar veriyoruz. Eğer hastanede ise bu ağrıya dönük fizik tedavi ajanları uyguluyoruz. Gerekirse sırt korseleri veriyoruz ve uygun diğer tedavileri ekliyoruz. Diyelim ki böyle akut ani bir ağrımız yok. Hasta geldi, biz yeniden filmini istedik, baktık yine kırıklarımız var. Bu kronik dönemde mikroskobik kırıklara bağlı olan, hiçbir zaman geçmeyen ama hastaya aşırı şikayet de vermeyen kronik hafif düzeyli ağrıdır. Yine burada da ağrı için ilaçlar, fizik tedavi ajanları, uygun planlanmış dozunda ve hastaya göre ayarlanmış egzersizler, analjezikler, sırt koruma ortezleri, hasta eğer yürümekte zorlanıyorsa yürüteçler ya da walkerlar ki birazdan göstereceğiz slaytlarını, bunlar desteklenir ve hastaya uygun esas kemik erimesi ya da osteoporoz tedavi ilaçlarda başlanması gerekmektedir. Şimdi bu omurga kırığı, diğer slayta geldiğimizde kalça kırıkları, aslında en önemli risk kalça kırıklarındadır. Neden? Az önce bahsettim. Kalçası kırılan her 100 hastanın ne yazık ki tekrar edelim 20 tanesi ilk 1 yıl içerisinde kaybedilmektedir. Bu tüm dünyada böyledir. Peki kalça kırığının tedavisi nedir? Cerrahidir. Eğer hasta cerrahi tolere edemeyecek kadar yaşlı ya da ek bir takım sağlık sorunları varsa mecburen uzun süreli yatak istirahati önerilir ama tekrar ediyorum kalça kırığının temel tedavisi cerrahidir. Bu işi de çok iyi yapan sağ olsun ortopedi uzman arkadaşlarımız vardır. Cerrahide amaç nedir? Bir an önce hastanın yeniden hayata atılması, ayağa kaldırılması. Az önce sormuştunuz niye bu kadar ölüm oranı fazla diye. Hastalar yaşlı, kalp ve diğer bir takım sorunları var. Eğer siz bu hastayı uzun süre yatak istirahati verir iseniz istenmeyen bir takım komplikasyonlar ortaya çıkar ister istemez. Diğer hastalıklarına da bağlı olarak tabii ki tetikleyici olacak. Hem o hem de hareketsizliğe bağlı. Ben de siz de eğer uzun süre yatağa bağımlı kalırsak bizde de bir takım istenmeyen komplikasyonlar olacaktır. Dolayısıyla amaç bu hastaları bir an önce ameliyat ile ayağa kaldırıp ondan sonra uygun fizik tedavi metotları ile yeniden hayata başlatmaktır. Diğer slaytı gördüğümüzde de ki bu nispeten daha basit bir kırıktır. El bileği kırıkları. Herhangi bir ölümcül sorun yoktur. Ama nedir? Düşünün sizin bileğinizin kırıldığını ve günlük yaşamda ne gibi kısıtlamalar yol açtığını. Hele 60-70 yaşında olur iseniz ve bakacak kimseniz de olmaz ise böyle bir teyzenin kolunda alçı ile bir ay kendi işlerini yapmaktan aciz olması gerçekten sıkıntılı bir durumdur. Böyle bir durumda örneğin bir 60 yaş üstü kişi de bu tür bir şikayeti, rahatsızlık olduğu zaman iyileşme süreci ne oluyor hocam? İşte kırığın yerine göre, cinsine göre, hastada geriye kalmış olan kemik miktarına göre, uygulanan tedavi metoduna göre
birçok faktör vardır. Kabaca işte 3-4 hafta içerisinde alçı ile eğer her şey yolunda giderse iyileşme oranı mevcuttur. Evet. Şimdi bunlar bizim en istemediğimiz ve fakat osteoporozda da sonlanım noktasıdır, yani kırıklardır. Amaç ne dedik? Hastaların bu aşamaya gelmesini önlemek ve bu kırıkları henüz daha oluşmadan tanıyı koymak ve mümkünse koruyucu önlemlerle birlikte tedaviyi başlamak. Az önce sormuştunuz, tanıyı nasıl koyarız diye. Evet, tanıyı nasıl koyarız? Çünkü sonrasında da öğrenmek istediğim kemik yoğunluğu ölçümü, yani DEXA. Bunun avantajları, dezavantajları nelerdir diye ne eklemek istiyorum. Şimdi ilk tanımız, hasta karşımıza geldiğinde şikayetlerini sorarız. Zaten gözlemleriz. Artı anamnez dediğimiz işte ağrı, sızı, bir takım şeyler var mı yok mu onu test ederiz, teyit ederiz. Sonra basit bir röntgen. Onu çektik. Diyelim omurgasında herhangi bir kırık yok. Henüz 50-55 yaşlarında. Fakat aldığımız anamnezde bir takım şüpheli bulguları var. O zaman diğer slayta geçebiliriz. Bizim için olmazsa olmaz ve hatta dünyada da altın standart dediğimiz bir metot var. Kemik densitometresi, yani az önce DEXA diye bahsettiğimiz metot. Ekranda da gözüktüğü üzere son derece basit bir cihazdır aslında. Çalışma mekanizmasından kısacık bahsedeyim. Buyurun. Yukarıda X ışını veren bir dedektörümüz vardır. Aşağıda da bu X ışını alan, kemikten geçtikten sonra onu bir takım hesaplamalarla bize rapor halinde sunan yaklaşık 10-15 dakikalık bir çekimdir. Hastaya bir zararı var mıdır? Kullanılan çok düşük doz X ışını haricinde hiçbir zararı yoktur. Kullanımı kolaydır. İnvaziv değildir. Yani hastaya herhangi bir ilaç ya da başka bir müdahale yapmanız gerekmemektedir. Evet, anestezik ortama ihtiyaç duyulmadan. Hiçbir şey yoktur. Hastanelerimizin hemen hemen hepsinde vardır. Pahalı bir tetkik değildir. Tekrarlanılabilir bir tetkiktir. Ki tedavide de bahsedeceğim zaten. Diyelim ki bir hastadan da az önce bahsettiğimiz hastada kemik densitometresi yapılmış ve diğer bulguları yokken bir takım rakamlarla, diğer slayta geçersek orada dökümler olacak. Biz o rakamlara bakıyoruz. Hastanın işte bir takım skorlamaları var, hesaplamaları var. Yaşına göre, ırkına göre tüm dünya verileriyle bunlar karşılaştırılıyor. Örneğin bu hastanın kalçası. Biz genellikle kalça ve omurga kemik ölçümleri isteriz. Tüm dünyada bu böyledir. Eğer bir takım sıkıntılar varsa başka bölgelerden de istenebilir. Örneğin bu hastada kalça kemik ölçümü istenmiş. Bir takım gördüğünüz gibi solda bölgeler var. Onun yanında aşağıda bir takım rakamlar var. Ve bizim için en önemli olan şey şurada T-score dediğimiz bir rakamlar var. İşte -2.9, -3, -3 diye. Biz o rakamlara bakarak o hastanın osteoporoz var mı, yok mu, varsa hafif mi, orta mı, ileri mi, hangi tür ilaçları verebiliriz? Hepsi o rakamlarda bize belli olmaktadır. Örneğin az önceki hastamızın diyelim ki kemik ölçümünde T-skoru -1 geldi. Buna o klasik ilaçları başlamamıza hem gerek yoktur hem zaten SGK bu rakamlara bakarak hangi ilaçları ödeyip ödemeyeceğine karar vermektedir. 65 yaş üzeri bir hasta olduğunu varsayalım ve oradaki skorlarda da T-skoru -2.6 olduğunu varsayalım. Artık bu hastada osteoporoz gelişmiştir. Bu hastaya bir takım osteoporozu engelleyen, hani soldaki kırmızı hücreden bahsetmiştim ya, evet, onu baskılayan ilaçlara artık başlamak gerekmektedir ve bir takım destekleyici tedaviler uygun olacaktır. Diğer slayta geçtiğimizde de orada da bel çekimi vardır. Biz eğer kalçada yoksa ve burada da bel, dediğim gibi 4 tane bel kemiği çekilir ve bunların hesaplamaları aşağıda çıkar. Oraya baktık. Yine bu -2.5 ve -3 gibi rakamları görürsek yine bu hastaya uygun osteoporoz tedavisine başlamak gerekecektir. Tanımızda dediğim gibi tüm dünyada altın standart dediğimiz metot budur. Son derece güvenli, kolay, ulaşılabilir, tekrarlanabilir bir cihazdır. Ve dediğim gibi Bursa'da birçok hastanemizde vardır. Evet. Kemik ölçümünü yaptık. Peki aşırı bir takım şeylerden şüphelendiğimizde gerekirse kan tahlilleri, gerekirse vitamin tahlilleri, gerekirse hormon tahlillerini bu tetkiklere ekleyebiliriz. Diyelim şüphelendiğimiz başka şeyler var. O zaman da nedir? Tomografi ya da MR gibi. Çünkü olmayan, daha doğrusu bu cihazlarla göremediğimiz bir takım omurgada yükseklik kayıpları var. Fakat hasta genç. Dolayısıyla bunun altta yatan tümöral bir hastalık ya da enfeksiyöz bir hastalık var mı yok mu? Tomografi ya da MR'lar gerekirse ondan sonra isteyebiliriz. Ama ilk anda DEXA ile yapılan zaten tanı sonucunda
Tamamen teşhisi koyabiliyorsunuz, evet, değil mi hocam? Evet. Bunda herhangi bir şeye kaygıya düşecek ya da hastaların kafasında acaba hani gerçekten işte demin hastamızın sorduğu gibi şimdi herhangi bir şikayetim yok diyor ama elindeki veriler var. Doktor da en nihayetinde o verilere göre hastamıza ilaç vermiş. Burada aslında doktorumuza güven çok önemli, değil mi? Dediğim gibi şu anda kullanılan cihaz eğer kalibrasyon dediğimiz şeyler yapılıyorsa ve uygun ellerde çekiliyorsa, çekim tekniklerine uyuluyorsa bize çıkan sonuç %100 inanmak zorunda, güvenmek zorunda olduğumuz sonuçtur. Neden? Çünkü başka bir alternatifimiz yok. Evet. O bize yol gösterecektir. Öyleyse tedavi yöntemlerine geçelim, evet, hocam. Osteoporozda tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi osteoporozu isterseniz bir hırsıza benzetelim. Yani öyle bir hırsız ki bıkmadan, usanmadan, gece demeden, gündüz demeden çalıyor. Yıllar boyu çalıyor. Bu öyle bir hırsız ki yakalanmıyor. Ne zamana kadar? Siz bir süre sonra kasayı açıp da elinize yüklü bir miktar para geç istediğinizde bakıyorsunuz ki kasa boş. Yani hastanın hiç haberi olmamış, sırtım ağrıyor diye bize gelmiş, omurga filmini çekmişiz, bakmışız ki kemik kırılmış. Geçmiş olsun, kasanızın yarısını osteoporoz hırsızı zaten götürmüş. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Böyle bir hırsızın varlığını bir kere kabul edeceğiz. Çalışma tekniği nedir? Her gün çalar, çok az az çalar. Eğer dikkat etmezseniz, kasanızın hesabını, bilanço dediğimiz hesabı iyi çıkarmazsanız, yılda bir de bu hesaba bakmazsanız osteoporozun çaldığı mineralleri saptama şansınız yok. Ne zamana kadar? Bir yeriniz kırılana kadar. Dediğim gibi o zaman da artık yapacak fazla bir şey yok. Peki bunu nasıl yapacağız? Az önce bahsettik. 50 yaşını geçmiş isek, menopoza girmiş isek, özellikle bayanlarda, altta yatan bir hastalığımız var ise en azından bir kez bu kasa hesabını çıkartacağız. Yani ne yapacağız? Gidip bir en yakın hastaneye kemik ölçümü yaptıracağız. Niye? O bizim o andaki envanterimizdir. Kemiğimizde ne kadar kalsiyum, ne kadar mineral varsa bize verecek. Diyelim ki hastalığımız yok, önemli değil. Belli aralıklarla, ki ona artık doktorumuz karar verecektir, yılda bir ya da iki yılda bir bu sayımı yeniden yaptıracağız. Neden? Acaba hırsız iş başında mı? Çalmaya devam ediyor mu? Çalmışsa ne kadar çalmış? Eğer öyle bir şey varsa biz bunu nasıl engelleriz? Hangi aşamada engelleriz? Zaten yaş ilerledikçe en büyük risk faktörü de yaş oluyor, değil evet mi hocam? Dedim ya, hiç durmaksızın bu işini yapacak. Hani orada kemik yıkan hücrelerden bahsetmiştik ya. Onun görevi kemiği yıkmak. Dolayısıyla da biz ona engel olmadığımız müddetçe o kendi vazifesini yapacak. Kemiği mutlaka her gün her gün az da olsa yıkmaya devam edecek. Ve biz bunu eğer saptayamazsak, tekrar ediyorum, kırıkla karşı karşıya kalacağız ki ondan sonra tedavi etmek çok da kolay değil. O zaman o kolay olmayan kısmına geçelim, evet, hocam. Şimdi hasta size geldi, tanısını koydunuz. Evet, teşhis, osteoporoz. Hafif, orta ve ilerlemiş vakalarda neler yapılmakta? Anladım. Şimdi bu sadece tek branşın işi değildir. Tabii ki biz fizik tedavi uzmanları, ortopedi uzmanları, az önce bahsettiğim cerrahi müdahaleler gerekebilir. Beslenme uzmanları. Gerekirse altta yatan bir takım hormonal hastalıklar varsa endokrin uzmanları, evet, psikologlar, tüm bu ekibin içerisinde, hatta göz hastalıkları uzmanı bile. Şimdi psikologlar dediniz, evet, hemen orada bir duralım hocam. Neden psikologlar? Şimdi düşünün, hiç geçmeyen ağrılarınız var ve bir gün gidiyorsunuz, diyorlar ki size omurganızda kırık var. O halet-i ruhiyenizi bir düşünün bakalım ve önünüzde de yaşamanızı planladığınız daha onlarca sene var. İnsanlar ister istemez bir takım moral motivasyon kayıplarına uğrayabiliyorlar. Aslında düzenli olarak ağrı şikayetini, yani ağrıyı da hissetmek, o da psikolojik olarak insan hayatına bir bıkkınlık oluşturuyor, değil mi hocam? Ağrı. Sabah ağrınız var, akşam ağrınız var, gece ağrınız hayattan var. Hayattan hiçbir şekilde zevk almayan aynen insanlar öyle, yaşam kalitesi dediğimiz yaşam bir takım kaliteniz. Onlara ciddi bir eksiklikler var. Dolayısıyla bu ekip eğer iyi kurulabilirse bir takım ilaçlar, beslenme takviyeleri, önerileri, işte birazdan bahsedeceğiz koruyucu önlemler, hepsi bir sistem halinde kullansa ancak fayda, yoksa al şu ilacı kullan ayda bir, haftada bir, ne yazık ki öyle bir tedavi çok fazla etkili değildir. Bu bir ekip işidir. Bahsetmiştim, göz hastalıkları uzmanı diyebilirsiniz ki niye? Şimdi yaşlı hastaların ister istemez tüm sistemleri bozulduğu gibi görme duyuları da azalır. Görme duyusu azan bir insanımız ayağa sehpaya takılabilir, eşiğe takılabilir, halıya kilime takılabilir ve düşük enerjili travma, kaza dediğimiz şey de düşer,
Siz ve ben düştüğümüzde bir şey olmaz ama o hasta düştüğünde kalçası kırılabilir. Evet. Dolayısıyla biz hastalarımız hep bunu diyoruz. Eğer görmenize bir sıkıntı varsa lütfen göz doktorunuza gidin. Uygun görmenize yardımcı olacak gözlükler önersin ki bastığınız yeri görün. Hasta gece diyelim ki lavaboya gidecek. Ayağa kalkar, gece karanlıktır. Ayağı halıya ya da kilime takılır, düşer ve kırılır. Bu kadar basittir aslında osteoporozun kırık olması. Yani çok ciddi kazalara ihtiyaç yoktur. Çok büyük çarpışmalara, darbelere gerek yok. Çok basit düşmelerde, takılmalarda bile kırıklar oluşuyor. Dediğim gibi el bileği, omuz, kalça, omurga için zaten herhangi bir kazaya gerek yoktur. O zaman içerisinde yavaş 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 kamburlaşma dediğimiz şekilde kırıklar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla görmeyi düzenledik. Eğer hastamızda denge kayıpları varsa, ayağa kalkında başları dönüyorsa, gözleri kararıyorsa, bunun da mutlaka varsa altta yatan bir hastalığı saptanmalı ve tedavi edilmelidir. Neden? Birden ayağa kalktınız, dengeniz bozuldu, gözünüz karardı, yine düştünüz. O zaman tansiyon hastaları da aynen öyle. Risk grubu içinde. Tansiyon hastaları, bizim vertigo dediğimiz baş dönmesi hastaları da yine kendileri ilgili uzman arkadaşlarımız tarafından mutlaka takip edilmeli. Ve bir takım bizi ilgilendiren, bu hastalar dedim ya, destek cihazları, ortezleri önerilebilir. Diğer slide'ı görürsek, son derece basittir aslında bunlar. Hastanın yatağının başında durur. Diyelim gece lavaboya kalkacak. Evet, şu anda korseler. Evet, bunlar bizim sırt korselerimiz. Az önce bahsetmiştim, hani sırtı ağrıyan, osteoporotik kırıklar olan hastalara destek amaçlı bunlardan verilebilir. Amaç nedir? Hastayı birazcık daha dik pozisyonda tutmaktır. Burada hemen eklemek istiyorum hocam. Nefes almada sıkıntı yaşayan hastalar aslında bu konuyla direkt bağlantılı değil mi? Osteoporozla da direkt bağlantılı olabiliyor. Şimdi az önce bahsettim ya, iskelet sisteminin bir vazifesi neydi? Hayati organlara bir kafes, bir muhafaza görevi yapmak. Normal bir kapasitede olan iskelet sisteminin yerine gittikçe öne doğru eğilmiş, kamburlaşmış bir iskelet düşünün ve onun içerisindeki akciğerin aldığı pozisyonu düşünün. Genişlemek için istediği kapasiteyi bulamayan bir akciğer. O da ister istemez hem ağrı hem de solunum kapasitesinin azalmasına yol açabilecektir. Diğer slide'ın gördüğümüzde de yine özellikle kırık olan hastalarda omuz ve sırt destekleri kullanılması gerekmektedir. Neden? Hastayı tekrar diyorum, böyle dik bir pozisyonda tutabilmek için. Diğer slide alabilirsek arkadaşlar. Evet, şu anda. Burada da gözüküyor. Bundan sonraki slide'da da yine bahsettiğimiz yürüme destekli basit walker'lar işimizi görecektir. Nedir? Düşmeyi engellemek. Tekrar diyorum, önlemek, ödemekten kolaydır. Eğer biz bu hastalara ufak tefek dokunuşlar yaparsak, onları düşmeden, kırmadan, hayatlarını idame ettirmesini sağlarsak, ondan sonra ortaya çıkacak sorunların büyük oranda bertaraf etmiş oluruz. Bu gördüğümüz, dediğim gibi, yaşlı insanlarımız bir yerden bir yere giderken, bu ve bundan sonraki slide'da da basit yürüteçlerimiz vardır. Dediğim gibi yatağın kenarında durur, bir yere gitmek istediği zaman bunun arasına geçerler. Gideceği yere kadar gider, işini yeniden bu şekilde görebilirler. Bunlar artık son derece kolay ulaşılabilir ve bulunabilir cihazlardır. Evet, burada büyüklerimiz diyeyim, bunları kullanmakta biraz şey olabiliyorlar mı? Evet. Yani dirençli olabiliyorlar evet. mı? Hatta bunların daha basiti, bu bizim tek baston, tek bizlik baston dediğimiz şeyler dahi kullanmakta biraz ne yazık ki dış ortam, işte insanlar ne der, ayıp olur vesaire gibi biraz gurur yapıyorlar. Halbuki Allah korusun, kırdıktan sonra bunların çok daha fazlasını kullanmak zorunda kalacaksınız. Evet. Mühim olan kırılmadan bunları yavaş yavaş hayatımıza alalım ki daha büyük sorunları önleyelim. Artık bunun ayıp ya da günahla bir ilgisi yok. Bu bir ihtiyaç. Nasıl gözlük takıyorsak, nasıl ayakkabı kullanıyorsak, bunlar da vakti geldiğinde eğer doktorumuz önermişse mutlaka kullanalım. Evet, koruyucu önlemler diye sormak istiyorum hocam. Şimdi osteoporoz değiliz ama hatta çocukluktan beri sağlığa yatırım yapmak adına nasıl bir yaşam tarzı içerisinde olmamız gerekiyor? Beslenme, egzersiz, yine devamında soracağım sorular arasında. Şimdi zaten ilk o slide'larda hatırladığımız kadar bir yapım hücreleri dedik, bir de yıkım hücreleri dedik. Bizim amacımız nedir? Kemik yapımızı, kemik dokumuzu genç yaşlarda ilk 30-35 yaşa kadar maksimum kemik kütlesi dediğimiz yapıya, miktara ulaştırmak. Neden? Eğer biz genç iken, sağlıklı iken, aktif iken, kemik hücrelerimiz aktivitelerini yapar iken ne kadar ona malzeme verirsek ve ne kadar sağlıklı bir ortam sunarsak sahip olduğumuz kemik kütlesi o kadar artacaktır. Yani kasanızda o kadar fazla
Para tamam. birikecektir, mineral birikecektir. Belli bir yaştan sonra artık bu yapım hücreleri ne oluyordu? Yavaş yavaş aktivitelerin azalıyordu. Dolayısıyla bizim o ulaştığımız kemik kütlesi ne kadar yüksek ise, ne kadar azalsa bile ilk osteoporoz ile karşılaşma yaşımız o kadar ötelenecek, o kadar hafif bir osteoporozumuz olacak ve belki de hiç kırıksız bir ömür geçireceğiz. Bunun amaç edinir isek bu kemik yoğunluğunu maksimuma ulaştırmak temel hedeflerimiz arasında olmalıdır. Bahsettiğiniz gibi beslenme, güneş, zararlı alışkanlıklardan kaçınma, sigara, alkol ve bir takım uyuşturucu maddeler gibi ve hareketli bir hayat. Egzersiz. Egzersiz bizim için olmazsa olmazdır. Neden? Yapılan birçok araştırma var. Egzersiz yapılan işte farelerden tutun da insanlara varıncaya kadar kemik yapıları araştırılmış. Egzersiz yapan insanlarla yapmayan insanlar arasında kemik mineral yoğunluğu ve kemik mikro mimari yapısı ciddi şekilde, anlamlı şekilde kaliteli bulunmuş. Dolayısıyla egzersiz bizim hayatımızın bir parçası olmak zorunda çocukluktan itibaren. Ne yazık ki çocuklarımız şu anda onu yapabiliyorlar mı? Artık orası tartışılır. Maalesef o konuda çok sağlıklı bir şekilde egzersiz yapabildiklerini düşünmüyoruz, görmüyoruz da buna da şahit olmuyoruz. Biraz da zannediyorum eğitim sisteminin getirmiş olduğu yoğunluktan çocuklarımız başlarında biraz derslerden de kaldıramıyorlar. Beslenme diyelim o zaman hocam. Beslenmemizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlerleyen yaşlarda osteoporoz olmamak için ya da osteoporoz olan kişinin beslenmesinde önem vermesi gereken noktalar nelerdir? Tamam. Şimdi egzersizle birlikte zaten beslenme dedim ya, o inşaat yapan hücrelerimize bir takım maddeler vermeliyiz ki onlar da kemik dokumuza göndersinler. Kemiği yavaş yavaş yapmaya devam etsinler. Süt ve sütten türetilmiş gıdalar. Yeterli protein alımı. Aşırı karbonhidratlardan sakınmak, asitli gıdalar, asitli içecekler. Ne yazık ki ülkemizde bu çok fazla tüketilmekte. Gelmeden şöyle bir rakamlara baktım. Yanılmıyorsam yıllık Türkiye'de tüketilen asitli içecek miktarı 4 milyar litre imiş. Bir yılda Türkiye'de tüketilen ayran miktarı ise yaklaşık 600 milyon litre imiş. Yani nereden bakarsanız yaklaşık 7 kat asitli içecekleri daha fazla tüketiyoruz. Faydası var mı? Yok. Zararı var mı? Zaten herkes bunu biliyor. Hepimiz biliyoruz. Yani bunun da bir toplumsal bir farkındalık oluşturmalıyız. Ve çocuklarımızı özellikle bu erişkin yaşa ulaşıncaya kadar mutlaka bu zararlı gıdalardan uzak tutup faydalı gıdaları hayatlarına sokmak durumundayız. Aslında son derece basit şeyler bunlar. Vitamin eksiklikleri varsa gerek güneş ve gerekse bizim dışarıdan vereceğimiz damla ya da bir takım ilaçlarla bu eksiklikleri mutlaka hızla ne yapacağız? Gidereceğiz. Hocam şöyle bir düşünce var. İşte belli bir yaşa kadar süt, peynir, yoğurt tüketmemiş, kalsiyum almamış, işte D vitamini güneşten istifade etmemiş. Ama zaman gelmiş osteoporoz hastası olmuş. Sonrasında ne kadar doğrudur? İşte bu saatten sonra alınan sütün, yoğurtun faydası olmaz gibi bir ön yargı var. Değil. Şöyle ki zaten vücutta normal bir insanda işte kalsiyum ne kadar ihtiyacımız var, D vitamini ne kadar ihtiyacımız var ana hatlarıyla bellidir. Birincisi biz bunun alabildiğimiz kadarıyla dışarıdan alacağız. Yetmeyen kısmını özellikle eğer bir de ciddi bir açığımız varsa mutlaka dışarıdan ne yapacağız? Telafi edeceğiz. İşte kalsiyum preparatlarımız var, işte haplar ya da bu gazoz tarzında eriyen ilaçlarımız. Vitamin D tabletlerimiz var. Onlar gerekirse damlalarımız var. Onları mutlaka tedaviye ekleyeceğiz. Ama beslenme desteği şart burada. Bundan sonra bir şey olmaz değil. Tam tersi zararın neresinden dönersek kârdır. Vücudun tekrar ediyorum bir taraftan yıkıcı hücreleri baskılarken diğer taraftan da yapıcı hücreleri aktive etmek ve onlara yeterli madde ve malzemeyi sağlamak gerekmektedir. Son olarak hocam ben tekrar özellikle izleyicilerimizin tekrar duyması için söylemenizi rica ediyorum. Herhangi bir şikayeti olmayan bir kişinin osteoporoza karşı önlem alması açısından ne kadar zamanda bir ve hangi yaştan sonra kontrole gitmesini tavsiye ediyorsunuz? Şimdi eğer şu ana kadar örneğin 50 yaşına gelmiş ya da 55 yaşına gelmiş özellikle de bayan hastalarımız menopoza da girmiş ise ve hiç kemik ölçümü yaptırmamışsa mutlaka kendilerine en yakın bir hastaneye gidip kemik ölçüm cihazı olmak kaydıyla fizik tedavi ya da ortopedi uzmanına randevu alıp ben bir kez olsun kemik densitometresi yaptırmak istiyorum demesi ve mevcut durumunu belgelemesi gerekiyor.
Ondan sonra bahsetmiştik. Eğer kemik erimesi var ise ilgili arkadaşımız zaten tedavisine başlayacaktır. Eğer yok ise bundan sonra yılda bir mi, iki yılda bir mi, hangi sıklıkta takibe geleceğini zaten ilgili uzman arkadaşımız söyleyecektir. En azından bunu yapması kendisi için şarttır. Neden? Az önce bahsettik. Kemik depolarımızdan ne kadar kayıp var? Her yıl bu kayıp dediğim gibi istatistik olarak hesaplanmaktadır. Yüzde şu kadardan, yüzde şu kadara düşmüş ya da çıkmış gibi rakamları eğer hekim arkadaşımız görürse zaten size yol çizecektir. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Ben konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Verdiğiniz ederim. Bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programda tekrar sizleri konuk olarak karşımızda görürüz. Teşekkürler. Evet sevgili AzTV Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konuğu Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi fizik tedavi uzmanı Doktor Sayın Mehmet Doğan'dı. Kendisiyle osteoporoz, yani halk arasındaki adıyla kemik erimesi ve tedavi yöntemleri üzerine konuştuk. Yarın bir başka programda başka uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.